Herkese merhaba. Bugün Efe'nin, Elif'in canı kedi dili pasta istemişti. Kedi dili bisküvilerimiz de vardı evde. Ama çikolata sosum yoktu. Onu da ben kendim evde malzemelerle uyduracağım. 2 paket kedi dili var arkadaşlar. Direkt mevzuya geçtim. Siz ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. İşte böyle çocukların gönlünü edeyim dedim. Ben de. Daha önceden şeyle yapmıştım ben. Neydi? Krem şantiyle. Krem şanti dökmüştüm üstüne böyle bisküvileri ıslatıp. Ondan sonra da üzerine çikolata sosu dökmüştüm. Efe de krem şantiyi sevmediği için bugün Efe için muhallebili bir kedi dili pasta yapacağız. Üzerine çikolata sosu dökeceğiz. Çikolata sosumu da maalesef almayı unutmuşum marketten. Bakalım. Cesur da dışarıda odun kovasına koyduğum kedi dili paketini yiyor. Yani yiyor derken oynuyor onlarla. Şimdi bisküvi veririm ona ama tatlı. Hayvanlara da tatlı verilmiyor. Gözlerine zarar veriyor tatlı. Vermeyelim. Ben onu doyurdum ama yine de köpek işte. Çok süt emiyor bu arada. Evet. Bayağı bir süt emiyor. Cesur mu? Aha, cesur. Bebeklikten çıkmadı mı? Köpeklerle oynuyor. Daha bebeklikten olsun çıkmadı mı? Çıkmadı anneciğim. Bisküvi süt emiyor ama Zarife'nin, biliyorsunuz ineğimin adı Zarife, kızının adı da Menekşe. Zarife'nin sütlerini ben dondurucuya koymuştum arkadaşlar. Şişelerle. Böyle çıkarıp çıkarıp kullanıyorum. Şimdilik yoğurdum var. Yoğurdum bitince de çıkarırım bir şişe. Cesur! Cesur çok ses yapıyorsun oğlum. Sustu. Cesur! Böyle diziyorum arkadaşlar. Kedi dillerimi arkadaşlar burada bir kat ıslattım. Gördüğünüz gibi bir kat ıslandı. Bu burada böyle dururken ben de burada muhallebisini yapacağım. Çünkü onun üstüne koyacağım. Ondan sonra bir kat daha bisküvi koyacağım. Muhallebisinde ne var? 1,5 kilo süt var. 1,5 su bardağı şekerimiz var. 4 kaşık unumuz var. Şöyle. 3 kaşık da nişastamız var. Nişasta fark etmez. Herhangi bir nişasta olabilir. Şöyle. Burada benim çırpma telim. Şurada mı? Hadi bir çırpma telim yapsam. Başka bir şey değil mi? Neyse. Şöyle yapıyorum. Buraya gel Efe. Burada da şurada anneciğim. Elif'in yanında. Elif de burada çikolata sosunu karıştırıyor. Çikolata sosum yoktu demiştim. Ben burada ne yaptım? 2 yemek kaşığı kakao. 2 yemek kaşığı nişasta. Yaklaşık yarım çay bardağından çok az fazla şeker koydum arkadaşlar. Böyle Elif, bundan da çikolata sosu elde edeceğiz. Bu şekilde yapıyoruz. Muhallebimiz oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Çikolata diyecektim. Çikolata. Çikolata tozum, biliyorsunuz sosum yoktu. Onu da ben kendim yaptım şöyle. Gördüğünüz gibi. Zaten onlar da içine şeker, nişasta, kakao koyuyor. Ne koyuyor başka zaten. Aynen şöyle. Altını kapattım arkadaşlar. Ne oldu anneciğim? Bir şey mi istiyorsun? Altını kapattım. Artık gerek yok yani. Şimdi vanilyamı koyuyorum. 1 paket. 1 yemek kaşığı tereyağı. Bunu da koyduktan sonra tereyağla puding iyice kendini özleşene kadar şu şekilde karıştıracağız. Ondan sonra zaten çikolata. Çikolata sosunun içine şimdi kadar. Çikolata sosunun içine ben 2 tatlı kaşığı tepeleme değil yalnız. Nişasta tepeleme değil arkadaşlar. Şöyle silme. 2 yemek kaşığı
nişasta koydum. Tepeleme 2 yemek kaşığı da, yani şu çikolata görüntüsünü alması için ona tepeleme yemek kaşığı koydum. Onu, kakaoyu. Şeyde, nişastayı da filme. Yani tepeleme değil. 3 neydi Efe ya? Ay, bunu süt mü? 3, evet evet. 3 su bardağı da süt koydum. Bakın nişastasını koydum işte. Bu hale geldi. Bildiğiniz sos. Bu da tereyağısı eridi arkadaşlar içinde iyice. Şu şekilde. Vanilyası da güzel kokusunu verdi. Pişirirken vanilyasını koymuyoruz. Piştikten sonra, altını kapattıktan sonra tereyağı, vanilya katıyoruz. Mis gibi koktu burası arkadaşlar. Bakar mısınız? Şu da. Bunu da arada bir Elif karıştıracak. Ki kabuk tutmasın üstü. Değil mi kızım? Bunu arada bir karıştıracaksın kızım sen. Evet aşkım. Şimdi değil. Ben şimdi bir karıştırdım. Soğusun. Ilıklaşsın. Biraz. Ilıklaştıktan sonra ıslattığım kedi dillerinin üstüne dökeceğim. Çok az ılıklattım arkadaşlar. Biraz ılıklaştı. Böyle ocaktan aldığım gibi koymadım. Biraz karıştırdım, başında bekledim. Şu şekilde. Tekrar üzerine bisküvi dizeceğim. Böyle bu sıcak sıcak da güzel oluyor. Böyle koyduğunuz zaman. Çünkü bisküviler tamamen yumuşuyor. Tamamen muhallebiyle bütün oluyor. Şöyle. Sıkıntı yok yani sıcak döktüğün zaman. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi ıslatmaya devam. Böyle diziyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Böyle en son sırayı biraz aralıklı yaptım. Bir tane dedim çocuklarıma kalsın. Ben küçükken evdekiler bir şey yaptığı zaman son kalanı ya da bana biraz kalsın diye çok beklerdim. Ben de. Öyle biri olduğum için çocuklarıma da her zaman ayırırım yani. Her zaman şey yaparım sonunda kalanı. Şöyle Elif'im arada karıştır. Boş durma. Semra'cığım, Semra Ay. Biz bugün kedi dili yapıyoruz. Aysima'yı da buradan öpüyoruz. Aysima ile birlikte beni izliyorlarmış. Elif'ciğim. Aysima bizi izliyormuş. Elif'in ana sınıfı arkadaşlar. Aysima. Şöyle. Döküyoruz. Şu tencerenin dibinde kalanları da küçükken bildiğiniz kedinin ciğere bakması gibi bakardım. Dibinde kalsın da yiyin. Çocukluk işte. O yüzden çocuklarımı iyi anlıyorum arkadaşlar. O yüzden mesela dibinde kalanı veriyorum. Kalmayacaksa bile kalmasını sağlıyorum. Diyorum çocuklar tadına baksın, yiyinler. Şöyle canlarım bakın. Bu biraz donduktan sonra hani bilirsiniz muhallebinin üstü hani biraz donar, böyle bir kalıplaşır, donar, kabuk tutar. O hale geldiği zaman çikolata sosunu üstüne dökeceğiz. Şimdi çikolata sosunu döküyorum. Çikolata sosunun içine de tereyağı koydum arkadaşlar. Hem lezzet veriyor hem parlaklık veriyor. Şöyle bir tatlı kaşığı, pardon, bir yemek kaşığı da çikolata sosuna koydum ben. Tereyağı. Şöyle.
Kargamız da müzik yapıyor bize. Şöyle misler gibi döküyoruz. Çocuklara tabii çikolata sosu da kalıyor. Puding işte, yani çikolatalı puding aslında da. Çikolatalı sos biraz şey oluyor, sıvı oluyor. Bu ev yapımı çikolata sosu. Demokraside çareler tükenmez arkadaşlar. Bolluk içinde yaşayan çikolata sos almamışım yapamam der. Yokluk görmeyen. Yokluk gören insan her zaman bir şeylerden çare üretir. Mesela evdeki malzemelerle çikolata sos yaptım. Başkası olsa derdi yani çikolata sos yok. Üstüne sadece puding dökelim gitsin. Şimdi şu haliyle ılık buzdolabında. Aslında bir gün bekletince daha güzel oluyor ama bir gün beklemek ne mümkün değil mi? Olur mu öyle şey? Hiç öyle şey olur mu? Sesleri mi çıkarıyorsun? Buradan Hakan Çelebi kardeşime de selamlar gönderiyorum, annesine, Hakan'a. Hakan kardeşim. Kim ne derse desin, siz yolunuza devam edin. Şivenizi ben çok seviyorum, çok beğeniyorum. Zaten o tarafın insanları, çay cumalılar, şiveleri öyle. Rol yapıyor demişler. Fenomen olmak için rol yapıyorsun demişler. Sen onları aldırma kardeşim, sen yoluna devam et. Biz biliyoruz kimin nasıl konuştuğunu. Rol yapmadın ortada zaten. Allah yolunu açık etsin inşallah. Yani kötü niyetli insanlar her şeye bir bahane buluyorlar. Öyle işte yani, herkesin karşısına öyle insanlar çıkıyor. Önemli olan onlara bakmadan yoluna devam etmek. Sonuçta herkesin karşısına çıkıyor yani. Öyle. Değil mi Efe? Şimdi bizde de Efe konuşmuyor. Mesela Hakan Çelebi'nin kanalında Hakan'ın annesi konuşmuyordu. Diyordu anne konuşsana, anne konuşsana. Orada Hakan konuşuyordu. Bizim evde de Efe konuşmuyor, ben konuşuyorum. Efe arada bir he yapıyor, yapıyor. Hakan kardeşimin annesi de Şafak Hanım, Şafak teyzem. O da yemeğe gelsinler diyor, yemeğe gelsinler diyor. Allah razı olsun maşallah. Yani eli bol, gönlü bol insan. Öyle yani, herkesi davet ediyor. Çok şirin bir teyzemiz. Hepiniz takip etmenizi isterim gerçekten. Şirin bir aile. Çok iyi candan, sıcak bir aile. Hakan Çelebi kanalının adı. Öyle yani, Zonguldaklılar. Onları da buradan söyleyeyim dedim. Çünkü sevdiğim birileri olduğu için söyledim. Şimdi ben bunu nasıl keseyim? Efe şöyle mi kessem? Şöyle. Büyük büyük mü kesmek? Büyük büyük. Büyük mü istiyorsun? Ben de. Büyük dilim istiyorlarmış arkadaşlar. Şöyle. O zaman ne olacak? Yukarıdan aşağı bir dilim. Aslında diyorum biraz soğuduktan sonra mı kesseydim? Bence içine sosu daha iyi çeker. Öyle mi olur? Tamam. Doğru söylüyorsun. Kesince değil mi? Sosu içine gider. O zaman Efe'nin dediği gibi yapalım arkadaşlar. Benim oğlum az konuşur, öz konuşur. Yani büyük insan gibi fikirleri her zaman mantıklıdır. Evet, bisküvinin bir tanesi kaçmaya çalışıyor buradan. Daha şey yapmadı ya, çekmedi ya. Ama ne olursa olsun seni şekle koyacağız. Şimdi bir ondan, bir bundan, bir ondan, bir bundan, değil mi efendim? Hindistan cevizi. Ben de koyayım. Hindistan cevizi de mi yapayım?
O zaman ne yapacağız biliyor musun Elif'ciğim? Şimdi. Şurada Hindistan cevizi paketimiz var. Onu ver bana açayım. Sen dökeceksin. Sen dökeceksin zaten. Ben tek alayım. O mavi poşetler var ya. Şöyle ortalarını mı dökeyim ya da serpme mi yapayım? Ne yapayım? Fark etmez. Ha, Elif oraya sen şeyleri mi koyacaksın boncukları? Ben de buraya taşları koyayım. Bu taşlılar baban yesin. Fazla geldi. O zaman ne yap? Yanındakine koy. Yanlarına da dök Elif. Birazcık. Yani serpme boncuk mi yapsın? Boncuk da benim. Şeyi de nişasta diyorum, pudra diyorum, malzemeleri karıştırdım. Baban da Hindistan cevizini çok seviyor. O yüzden dedim. Bayılıyor yani. Böyle kakaolu bir şeyler yapınca Hindistan cevizini mutlaka. Bu şimdi ben bunu döküyorum. Bazen tatlı yapıyorum ben. Eşim paketi alıyor yanına. Üstüne boca ediyor pastanın. Ona yetmiyor anne, yani benim. Anne üstüne bir tane boncuk koyalım mı? Koyabilirsin annem. Ortalarına birer tane koy. Tamamdır Efe ya. Babam zaten pek tatlı yemiyor. Bunlardan da yer sorun değil. Biz şundan bir tane koyduk Efe, Elif. Ya da şöyle mi yapalım? Hepsinden aynı. Karışık yap hepsini. Hı-hı. Evet. Daha güzel görünüyor. Bu da karışık. Elif, göremiyorum. Elif'in boncukları da çok güzel. Öyle arkadaşlar. Dedim bugün çocuklarımın gönlünü yapayım. Çocuklarıma pasta yapayım. Hem sizlerle de arayı soğutmayalım. Arada bir böyle yaptığım şeylerden dedim sizlere de çekip atalım. Öyle işte ya. Bizim buralarda dün kıştı. Dün dedim ki tamam kış kendini gösterdi. Bugün de şuraya bakar mısın? Efe göster. Her yer pırıl pırıl. Evet. Sanki hiç dünden eser yok. Dün üşümüştük. Bugün... seni kundu seni. Biraz pastaya, biraz ağzına atıyor benim kızım. Yakaladım. Hadi bunu ikinizin olsun. Şu. İki kardeşim. Ben yemek istemiyorum. Neden sevmiyor musun sen onu? Değişik tadı. Ama bunun içindekiler çikolata mı? Taşın. Sen bunu bundan yemedin mi hiç? Çikolata var. Ya olur yedim. Doğum günü pastaların üstünde almıştı ya baban. Evet. Hatırladım. Dışı çikolata. Hı-hı. Dışı bonibon gibi. Yani biliyor musun? Dereje şekerler var ya. Harika. Çakıl şeker. Babamın doğum günü çakıl pastası olsun. Çakıl şeker. Bu babamın doğum günü pastası olsun. Doğum günü değil ki. Değil ki. Olsun. Babanın doğum gününde daha güzel yaparız. Evet. Şurada bir kaçak oldu arkadaşlar. Onu da artık... Yani onu da çok görmeyin. Elif abiyle dolduruyor üstüne. Anneciğim sen ye onu. Böyle ben de pasta bir şey yaptığın zaman şu görünüş çok hoşuma gidiyor nedense. Ne alakaysa. Şöyle yaptık. Yani küçük basit şeylerle de çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. Zaten onlar çocuk. Büyük bir şey beklemiyorlar. Ne yaparsanız onlarla mutlu oluyor benim bebeklerim. Bütün çocuklar gibi. Öyle işte arkadaşlar. Bizden bugünlük bu kadar. Herkesi, beni destekleyen herkese selamlar buradan. Hepiniz Allah'a emanet olun. Beni desteklemeye, yorum yapmaya, beğeni yapmaya devam edin arkadaşlar. Bazen bir gün arayla video atıyorum. Bazen her gün atıyorum. Yani duruma göre, işe göre. Kanalımı unutmayın. Arada bir kontrol edin arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.